Kapatıcı da düşük bir boya. O yüzden düşük basınçta çok hızlı geçişlerle tek seferde kapatmaya çalışmayın. Yoksa biriktirme yaparsınız. O yüzden hızlı geçiyorum şu an. Evet. Yani en fazla birkaç katta kapatıcı hale geliyor. Biraz ince bir boya ama model üzerinde çok iyi duruyor. Hakkını verdiğiniz zaman çok iyi sonuç alabiliyorsunuz. Çok acele etmeden yavaş yavaş. Şu şekilde. Yavaş 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 koyayım. Gerçekten çok acele etmenize gerek yok. Gözden geçirin arada. Gözden kaçırdığınız bir yer olmasın. Şu şekilde. Birazcık kurumaya bırakın. Kalanlar için tekrar alıyorum RLM 76'yı. Bu şekilde. Aslında Rudyard tamamen sarı olacak ama bunu yine de yine bir astar olarak atıyorum. Tekrar bir gözden geçirmekte fayda var. Atladığımız yer olmasın diye. Evet. Bu arada
ZM76'ın tonu çok güzel. Her renk değişiminden sonra tabancanın en azından iğnesini çıkartıp siliyorum. Biraz tinere bandırıyorum. İçinde kalırsa donup çalışmasını engelleyebilir diye. Şu şekilde. Sonra kaldırıyorum. Yani burada yapmak istediğim şey şu an RLM76'yı tonlamak. Bunun için mat beyaz kullanıyorum. İyice açılmış bir mat beyaz. Tabancam 0.2 milimetrelik Behr 100G. Yüksek miktarda inceltici alıyorum. Sonra beyaza iyice silip fırçadan. Evet. Şu an bu kıvam. Yani su gibi olacak. Çünkü yapmak istediğim şey şu açıkçası. Yani transparan bir boya katmanı oluşturup sadece oradaki renkleri açmak. Şimdi şurada gösterebilirim size. Şu şekilde. Gördüğünüz üzere otomatik olarak rengi açıyor. Daha fazla açmak isterseniz daha fazla tekrar yapmanız lazım. Şu haliyle. Evet. Bakın şimdi alacalı bulacalı bir yön dümenimiz oldu. Şimdi aynısını gövdede yapıyoruz. Şu panellerin arasını dolduruyorum yani. Şu şekliyle. Kullandığım boya mat olduğu için zaten çok az görünebilir halde. Şu haliyle devam ediyorum. Dediğim gibi boya çok inceltilmiş. O yüzden çok takip edebilmeniz mümkün değil. O yüzden parlak boyanın üzerinde boyanın zaten mat beyaz kullanıyordum. O mat izini takip ediyorum. Evet, bakın şu an alacalı bulacalı ve daha gerçekçi bir şeye kavuşmaya başladı gördüğüme. Şu şekilde. Yapmış olduğum model Edward'ın 48 ölçekteki VNF BF-109G10'un savaşın sonuna doğru BF-109G10'lar 3 ana fabrikada üretiliyordu. VNF, Erla ve Messerschmitt'in Regensburg fabrikası.
gündüz ve gece bombardımanları o tarihlerde çok arttığı için fabrikalardaki uçakların birçok parçası başka yerlerde üretilip orada montaj yapılıyordu. Tabii o bombardımanların etkisiyle de fabrikaların ufak tefek versiyon farklılıkları çıktı ortaya. BNF üretimi G10'ların genel olarak Regensburg ve Erladan farkları Kovlink'ti. Hele Regensburg'dan çok daha fazla farkları var. Regensburg'lar genelde erken dönem G10 olarak sayılabilir. Gövdenin tonlaması bitti. Diğer küçük parçaları şu an tonlamaya devam ediyorum. Genel olarak yapılan bazı hatalar var. Bu tür küçük parçaların eskitmesine ana parça kadar dikkat edilmez. Ve bundan dolayı boyalarda ton farkı, yani eskitmede tabi aynı aşamalardan geçmediği için parçalar arasında ton farkı olur. En yaygın yapılan hata bu. Mesela şöyle olur. Modelci alır, gövdeyi çok güzel eskitir ama kanopiyi takmamıştır. Kanopiyi sadece iç çerçeve rengine boyar. Üstüne de oraya denk gelecek olan kamuflaj rengini atınca bittiğini zanneder. Sonra bunu çok iyi eskitilmiş veya kanopiden çok daha fazla işlem görmüş modeline taktığı zaman kanopiyle genel olarak model arasında bir ton farkı oluşur. Yani kanopi daha yeni gözükür. Bunun için yapmanız gereken ya kanopiyi yapıştırabilirsiniz. Kanopi için konuşmak gerekirse. Ya da geçici olarak yapıştırırsınız. Sonra tüm aşamalardan sonra söküp hani kokpiti gösterebilirsiniz. Diğer böyle dışarıda boyamış olduğunuz tüm küçük parçaları da aynı şekilde aşamalardan geçirmeye özen gösterin. Yoksa dediğim gibi sinir bozucu bazı farklar oluşabiliyor. Bunun önüne geçmek gerekiyor. Kamuflaj için diğer kullanacağım ikinci renk RLM75 Mr. Paint'e ait. Boyaların özelliği kesinlikle inceltmenize gerek yok. Direkt çıktığı gibi kullanabiliyorsunuz. Her seferinde kapağını kapatmaya dikkat edin. Çünkü bunların çok böyle ince uzun alkalat tarzı bir şişeleri var ve çok kolay devrilebiliyorlar. Boyalar çok ince. Boyalar çok ince dediğim gibi ve birkaç katta yavaş yavaş nispeten yüksek bir basınçla atmanız gerekiyor ama
Muhteşem boyalar. Dediğim gibi hakkını verdikten sonra yüzeyi çok ince bir şekilde tutunabiliyorlar. Yatay stabilizerleri boyadım. Şimdi siz göremiyorsunuz ama şu an şey karşımda yapacağım profil bu şekilde başlıyor. Yapacağım model Jaeger 52'nin ikinci alayına ait G10 Mayıs 1945'te müttefiklerin eline geçmiş. Pilot konusunda bir bilgim yok. Hemen hemen sol tarafı bitirdim. Devam ediyorum. Sırtta da bir kısım varmış. Sanıyorum bu Mr. Painter'ı bir hasta üzerinde kullanmak daha mantıklı olacak. Çünkü RLM 76'nın üzeri tutanakları gayet iyi. İnceltmenize gerek yok, evet. Bir sizin için bunu yapmış oluyor. Ve şu an dediğim gibi Badger 100G çok ince uçuş sayılabilecek bir airbrush. Ve ondan onun sorunsuz olarak çıkabiliyor. Sırtımız bitiyor yavaş yavaş. Sırt bitti. Kanat üstünü boyamaya başlayalım.
Bilmiyorum. Kanat üstünde şu an asıl olarak kullanılan bir renk olmadığı için biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Yoksa hemen birikme eğilimine biraz uğraşmak gerekiyor gerçekten de ama çok başarılı. Şu şekilde. Çok başarılı gerçekten de. Oynamaya devam ediyorum. Şu an boyaması genel olarak bitti ve şu an motonların yapına başlıyorum. RLM 75 ile alakalı çok motor yokmuş. O yüzden biraz kısa sürebilir. Daha çok RLM 83 veya 82 bilemiyorum. RLM renkleri haftalık olarak değişiyor. Ben bu işleri yapmaya başladığım zaman RLM 83 koyu yeşildi, açık yeşildi pardon. Şu an koyu yeşil oldu. Böyle 83 ile yer değiştirdiler. Evet. Dediğim gibi şu an şu an RLM 75 boyaması bitti. Biraz gözden geçiriyorum ve farklı kullanan varsa oraları boyuyorum. Şu şekilde göstereyim. RLM 83'te buluşmak üzere. Ay. İkinci renk, kamuflajın üçüncü rengi Illumister Paint'ten RLM 83. Yani biraz şeyin